Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberleri paylaştığım kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce şunu söylemek isterim ki bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. Öyle algılanmamalıdır. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçmek istiyorum. Her zaman baktığımız gibi CoinMarketCap web sitesinde pazar kapitülasyonumuza bakıyoruz. 197 milyar dolarlık pazar kapitülasyonuna düştüğümüzü görüyoruz. Hemen hemen bir düne göre 3-4 milyon dolar kaybetmiş Bitcoin pazarı. 197 milyar doların 126 milyar dolarının Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansının da bu anlamda %64'e denk geldiğini söylüyoruz. Bunu da söyledikten sonra 10 tane en büyük borsanın ortalama hacimlerinin günlük bazda 1,3 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu iyi bir şey. Bu hacmin sadece ve sadece alımları değil, hem alımları hem satışları temsil ettiğini unutmamak lazım. Yani şöyle bir düşünceye kapılınabilir bu görüldüğünde, yani bu 24 saat içinde 1,3 milyar dolarlık Bitcoin alınmış borsalardan gibi bir düşünceye kapılınmamalıdır. Hacim hem girişleri hem çıkışları, hem satışları hem alışları simgeler. Dolayısıyla o akıl karışıklığı olmasın. Vadeli borsalara baktığımızda şu anda short pozisyonların, kısa pozisyonların hakim olduğunu görüyoruz. Ekstrem farklar yok. Hemen hemen aynı gibi, hemen hemen kararsızlık devam ediyor. Ama şu anda Binance, BitMEX, Bybit ve OKEx borsalarında insanlar, vadeli piyasalarda işlem yapan traderlar kısa pozisyona, yani fiyatın düşeceğine oynuyor. Bitfinex'te sadece, Bitfinex'te de özür diliyorum, şu beni yanılttı. Bitfinex'te çok ekstrem bir farklılık var. %59'un kısa pozisyonda olduğunu görüyorum. Şu anda dolayısıyla bütün vadeli işlem yapan borsalarda kısa pozisyonların yüksek olduğunu görüyorum. Teknik analize geçersek, teknik analizde izlediğim alanda dünkü mumu hanging man dediğimiz bir ayı formasyonu, asılı adam deniyor buna. Bu bir ayı sinyalidir. Çok fazla ben mum formasyonlarını kullanmıyorum ama çok bariz bir şekilde gözüküyor burada. Tam olarak golden paketten sektiğimizi görüyorum. Daha günlük mum kapanmadığı için bir şey söylemek için erken, belki buradan tekrar dönebiliriz, bu mümkün. Ama şu anda direnç alanımın son derece iyi bir şekilde çalıştığını görüyorum. Öngörümün tuttuğunu görüyorum bu anlamda baktığımda. Gelelim formasyonlara. İki tane ayı formasyonum var. Bunlardan bir tanesinin yükselen kama ya da yükselen takoz denilen Rising Wedge denilen orijinalinde formasyon olduğunu görüyorum. Rising Wedge'in altında 4 saatlik mumu kapattık. Bu aslına bakarsanız normalde beklentimizin burada da tuttuğunu gösterir ama hem o mumda hem de sonrasında gelen mumda hacimli satışlar görmediğim için bunun bir fake out olma ihtimali var. Şurada da bu alanı, 7000 seviyesini yukarı kırdığımızda da aynı şeyi söylemiştim şu hacime bakarak. Bu hacmin ascending triangle'ı, bir önce yani bir boğa formasyonundan bahsetmiştim. Onun olmadığına kanıt olarak söylemiştim. Şu anda da biraz daha üstünde olsak da bunu da bu formasyonun kırılmamış olma ihtimalini ya da bu formasyonun içinde olmamış olma ihtimalimizi destekliyor. Dolayısıyla şu anda çok emin diyelim, günlük mumun kapanmasını beklemek lazım. Gelelim bir ikinci ayı formasyonuma. Kırıldığı seviyeler anlamında bir farklılık yok. Bu da, buna da ayı bayrağı deniyor. Bir flag. Bunda da aynı şey geçerli. Hacim kırılmadan sonra artmadı. Kırılma esnasında artmadı. Dolayısıyla şu anda muallak bir durum var açıkçası. Günlük mumun kapanışını beklemek lazım. Belki bir bear trap denilen bir ayı tuzağı olabilir. Buradan dönüp tekrar formasyonun içine girip yukarı devam edebiliriz. Şu anda tekrar söylüyorum, bir şey söylemek için erken, günlük mumun kapanışını bekleyeceğim. Günlük mumun kapanışındaki seviyelere göre belki formasyonlarımızda revizyonlar yapabiliriz. Onu izleyeceğiz. Teknik anlamda da söyleyeceklerim bu kadar derken aklıma bir şey daha geldi. Ondan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar son olarak. Hatırlarsanız
5800-5000 aralığından bir sekme beklediğimi söylemiştim ama daha sonradan bundan sonra şunu açıklamadığımı fark ettim. Genelde düşüşleri ve çıkışları hep kademe kademe düşünmemiz lazım. Yani 5800-5000 aralığını nihai hedef olarak koymam bizim direkt oraya düşeceğimiz anlamına gelmez. Belki bu alanda konsolide oluruz. Tekrardan yukarıdaki alanı deneyebiliriz. Belki bu daha yukarıdaki alanı 8200-7800 aralığındaki en kuvvetli direnç alanı mı deneyip ineriz. Belki şu alanda uzun süre konsolide oluruz. Sonra 5000 deneriz. Bu kısa vadeli bir tahmindir. Kısa vadeli tahminlerde bulunmak şu anda çok mümkün değil. Hem küresel piyasalarla alakalı bir irrasyonelite olmasından hem de kripto para piyasasında da şu anda halen daha belirsizlik sürmesinden dolayı kısa vadeli tahminlerde bulunmak güç. Ama eğer bugünlük mumumuzu 6600'ün altında kapatırsak ben şu direncin çalıştığını hedeflediğim alana biraz daha yaklaştığımızı düşünürüm. Ama dediğim gibi kısa vadede direkt buraya ineceğimiz şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu benim nihai hedefimdir. Yani bu seviyeden daha aşağıya inmesini beklemiyorum. Bu seviyelerden yukarı tekrar tırmanmayı bekliyorum demektir. Onu da açıklamak isterim. Bir tane haberimiz var. Kripto paraların genelde birinci öncelikli kullanım alanlarının illegal bazı enstrümanlar almak, işte uyuşturucu, silah gibi bazı illegal şeyler almak olduğuna dair bir mit olduğunu söylüyor bu çalışma. Ben bu mitin çok da fazla mit olmadığını düşünüyorum. Bunu bu açıklama, bu article'dan sonra bahsedeceğim. Burada bir rapordan bahsediliyor. Bir çalışma yapılmış. İnsanların yani 4983 kişiye sorulmuş. Bu insanlar elinde kripto para tutmayan ama kripto paralardan haberi olan insanlar ve aynı zamanda 157 tane kripto para tutan kişiye sorulmuş bu. Demişler ki insanlara siz kripto paralarınızı 983 kişilik gruba denmiş ki kripto paraları sizce insanlar nerelerde kullanıyor? Diğer 157 kişiye ise demişler ki siz kripto paralarınızı nerelerde kullanıyorsunuz? Bu çalışma Visual Objects firması tarafından, istatistik firması tarafından yapılmış. İnsanların ilginç bir şekilde %40'ı kripto paraların, elinde kripto para tutmayan insanların %40'ı kripto paraların stoklara yani hisse senetlerine harcandığını söylemiş %40'lık bir kısmı. %30'luk bir kısmı illegal şeylere harcandığını söylemiş. %23'lük bir kısmı elektroniğe harcandığını söylemiş. Şu şekilde gidiyor. Bütün haberlerimi koyduğum gibi bunu da aşağıya açıklama bölümüne koyacağım. Oradan isteyenler inceleyebilir ama gerçekten elinde kripto para tutan insanların verdiği cevaplar ilginç. Aslına bakarsanız %38'lik kısmı bunlarla gıda aldığını söylemiş. %34'lük kısmı kıyafet aldığını söylemiş. %29'luk kısmı sadece hisse senedi piyasasında hisse aldığını söylemiş. İlginç. Ben neden bir mit olmadığını düşünüyorum bu iddianın? Çünkü önümüzde 2013 yılında tutuklanan Ross Ulbricht örneği var. Bu Silk Road isimli Dark Web'de her türlü illegal enstrümanın bulunabileceği bir web sitesi işletiyordu bu arkadaş. Hemen hemen 400 küsür bin adet Bitcoin'ine el konuldu. 2013 yılında tutuklandı. Ağırlaştırılmış, iki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesildi. Şu anda hapiste. Ömrü boyunca da orada kalacak. Dolayısıyla insanların bu tip Silk Road web sitesinde sadece Bitcoin geçerliydi. İnsanlar sadece Bitcoin kullanarak illegal enstrümanlar, illegal malzemeler alabiliyorlardı. Dolayısıyla ben mit olduğunu düşünmüyorum ama genel olarak da sadece kripto paralar bu işe kullanılıyor görüşünü de genelde ana akım medyanın bu görüşüne de katılmıyorum. Onu da söylemek isterim. Dün bahsettiğim YouTube kısıtlamalarında Crypto Crow'un bugün attığı tweetinde kanalının açıldığını söylemiş. Aynı şekilde dün bahsettiğim Doopie Cash'in de kanalının açıldığını söylemesi sevindirici. YouTube muhtemelen bu anlamda yorumlar var. Muhtemelen genelde bazı scam dediğimiz YouTube sayfalarında dolandırıcılık hizmetleri yapılıyor. Kripto para özelinde giveaway'ler yapılıyor. İnsanlara ücretsiz kripto para dağıttığını iddia eden kişilerin çektikleri videoları muhtemelen banlarken
ilgili kripto para eğitim videoları çeken ya da bilgilendirme videoları çeken benim gibi insanların da algoritmikten dolayı onların da sayfaları bloke oluyor şeklinde yorum var. Bana en mantıklı gelen yorum bu. Böyle bir şey olmuş olabilir ama nihayette böyle bir gerçekten YouTube'un böyle bir operasyonu olmadığını öğrenmek sevindirici açıkçası. Arkadaşlar bugün söyleyeceklerim bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz lütfen hemen videomun altındaki beğen butonuna ve abone ol'la tıklamayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.